İstanbul'da yakalanan Eke dolandırıcının akıl almaz yöntemleri bu şeytanın aklına bile gelmez dedirtti. Eke hırsız onlarca kişiyi dolandırıp binlerce lira haksız kazanç sağladı ve aylarca lüks içinde yaşadı. Ancak polisin titiz takibi sayesinde vatandaşın kabusu olan iki dolandırıcı da yakalandı. Neden gözaltındasınız? Cezaevinden kaçmak için mi üniversite okudunuz? Biri binbir surata bürünüp sahte kimliklerle vatandaşı dolandırdı. Diğeri hapisten kurtulmak için kendini öldürülmüş gösterdi. Kasketli, gözlüklü, peruklu, bıyıklı, sakallı. Aslında hepsi aynı kişi. Binbir surat lakaplı Duran Ç. İşi kılık değiştirerek dolandırıcılık yapmak. Son işinde yakayı ele verdi. Son kurbanı Emrah A'ydı. Dolandırıcı onun adına 17.500 liralık kredi çekmiş, 60.000 liralık kredi başvurusunda bulunmuştu. Özel ekip tam 3 ay boyunca dolandırıcıyı takip etti. Duran Ç, 9 farklı kişi adına yaklaşık 300 bin lira kredi çekme hazırlığı yaparken yakalandı. Diğer dolandırıcının adı ise Tayfun Demir. Daha önceki suçlardan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 yıl yattıktan sonra üniversiteyi kazandı. Açık cezaevine nakledildi. Gündüz üniversiteye gidip akşam cezaevine dönüyordu. Ta ki Ocak 2011'e kadar. Cezaevinden firar eden Demir yakalanmamak için kendini bir cinayette öldürülmüş olarak gösterdi. Dahası ölüm raporunu nüfus müdürlüğüne bizzat kendisinin teslim ettiği ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına bile yansıdı. Tayfun Demir kayıtlara ölü olarak geçince yüzü aşkın arama kaydından da kurtulmuş oldu. Artık bir hayalet gibi ortalıkta dolanıp insanları dolandırmaya başladı. Son olarak sahte belgelerle bir kişi adına bankadan 15 bin lira kredi çekti. Ancak bankanın güvenlik kamerasına yakalandı. Ölmediği, hayatta olduğu ortaya çıktı. Ataköy'de kiraladığı lüks dairede 1000 adet farklı kimliklere ait fotokopi, 13 adet sahte kimlik, 90 bin lira nakit parayla polise yakalandı. Niye 3 tane yapacak? İhtimalle deniyor. Türk halkının kabusu olan iki dolandırıcı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.